Sonuçta Emek ve Özgürlük İttifakı'nın tüm toplumsal tabanı son derece politik, duyarlı, dikkatli, özenli bir topluluk. Dolayısıyla siyaseti de çok yakından takip ediyor, siyasete aktif olarak katılıyor. Bunlar bizim açımızdan kıymetli. Eleştiriler de doğal olarak en iyi, en güzeli, en doğruyu bulma kaygısıyla yapılıyor. Bu kapsamda bir kere iyi niyetli olarak hani başarıyı arayan her tür eleştiriyi çok kıymetli bulduğumuzu, dikkatle izlediğimizi, değerlendirdiğimizi herkesin bilmesini isterim. Tabii bu arada hani o kötü niyetli diye tarif edebileceğimiz esas olarak Türk ve Kürt halklarının mücadele birliğini zedelemeye dönük olarak, bu birlikteliği bozmaya dönük olarak yapılan girişimleri de bu kapsamda değerlendirmiyoruz. Onları ciddiye almıyoruz. Çünkü orada bir devletin de iktidarın da şu anda HDP'yi, HDP nezdinde Kürt halkını yalnızlaştırma stratejisinin bir uzantısı olarak görüyorum onları. Biz Türk ve Kürt halklarının mücadele birliğini en güçlü biçimde hayata geçirmek üzere tartışıyoruz. Tekrar iyi niyetli olanlara dönersem, buradaki kaygılar esas olarak işte seçim sisteminde ortaya çıkan değişikliklerle ilgilidir. Yani AKP, MHP iktidarı kaybettiğini gören bir iktidar olarak seçim sistemini değiştirdi ve zaten derdi şuydu, ittifakları birbirine düşürmek. İttifak içindeki partilerin birbirleriyle çelişkilerini derinleştirmek istiyordu. Şimdi bizim hep beraber yapmaya çalıştığımız şey AKP'nin bu oyununu bozmak. Yani onlar bir oyun oynadılar. Biz bu oyunu daha fazla kenetlenerek, daha fazla aklımızı çalıştırarak, daha fazla düşünerek nasıl başarıya dönüştürürüz? Bunu tartışmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda şunu söyleyeyim. Yani bunu hep birlikte başaracağımız olan inancımız çok güçlü. Yani hiç kimsenin bir tereddütü olmasın, halklarımızın hiçbir tereddütü olmasın. Biz hep beraber bütün bu tartışmalar, değerlendirmeler ışığında en doğru yolu yine hep birlikte bulacağız. Hiç kimsenin burada kendi doğrusuna takılıp diğer değerlendirmeleri gündem dışında tutma şansı yoktur. Hep birlikte en doğruyu bulacağımıza inanıyorum. Ne Türkiye İşçi Partisi ne de Emek ve Özgürlük İttifakı'ndaki herhangi bir müttefik gücümüz asla ama asla kendi çıkarlarını ittifakın çıkarlarının önüne koymaz. Sizin yaptığınız vurgu çok kıymetli. Şimdi bu seçim aslında ikinci yüzyıla bir ilk adım seçimi ve bizim tartışmamız şu. Türkiye ikinci yüzyıla iki düzen siyasetinin preslediği, iki düzen siyasetinin arasına sıkışmış bir ülke olarak mı girecek? Yoksa Emek ve Özgürlük İttifakı eliyle üçüncü yolu, Türkiye'de üçüncü bir seçeneği, halktan, emekten, demokrasiden, özgürlükten, barıştan yana bir seçeneği en güçlü biçimde nasıl taşıyacağız? Temel tartışma budur ve bakın, belki de bu seçimin en önemli sorunu budur. Yani Türkiye ilk yüzyılda olduğu gibi mi devam edecek? Yoksa bu sefer halklar olarak, biz emekçiler olarak, kadınlar olarak, gençler olarak yeni bir inisiyatif geliştirebilecek miyiz? Yeni bir irade şekillendirebilecek miyiz? Temel kaygımız budur. Ve işte tek liste meselesinde de esas olarak odaklandığımız nokta bu. Yani farklı kaynaklarda gelişen mücadeleleri nasıl Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gücünün bir parçası haline getirebiliriz? Nasıl Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyütebiliriz? Şimdi bu konuda tabii ki yeni bir süreç. Dolayısıyla tartışmalar oluyor. Ama unutmayın ki biz çok deneyimli bir gelenekten geliyoruz hep birlikte. Yani işte Kürt Özgürlük Hareketi'ne baktığımız zaman ya 90'lardan bu yana önce işte Emek Barış Özgürlük Bloğu'yla başlayan yoğun bir mücadele süreci vardı. Bunun çeşitli aşamaları oldu, değil mi? Ne yaptılar? Mesela ben bugünkü tartışmaları biraz şuna benzetiyorum. HDP bağımsız adaylarla elde ettiği mevziyi büyütmek, geliştirmek ve kalıcılaştırmak üzere parti olarak seçime girmeye kararı verdiğinde de aslında aynı tartışmaları yapmıştık, hatırlayacaksınız. O zaman da deniyordu ki işte barajı aşamazsak elde ettiğimiz bütün kazanımları kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Şimdi de biz hep beraber, bakın bu özel olarak Türkiye İşçi Partisi'nin tercihi değil, hep beraber Emek ve Özgürlük İttifakı'nı nasıl daha güçlü hale getiririz konusundaki bir tartışmayı yürütüyoruz. Zaten önümüzdeki günlerde bu tartışmayı tümüyle bitireceğiz. Biraz da şöyle oluyor, kamuoyu önünde tartışmanın bir şehveti var. Herkes kamuoyunda tartışmayı çok seviyor ama biz
partilerin yetkili kurulları, ittifak güçlerimiz hep birlikte daha sağduyulu, daha soğukkanlı, daha bütünlüklü, uzun vadeli bir tartışmayı tercih etmek durumunda kaldık. Çünkü gerçekten sürecin hassasiyetinin farkındayız. Yani bu süreçte basın önünde yapılacak herhangi bir konuşma, herhangi bir tartışma başka yerlere çekilebiliyor, manipüle edilebiliyor. O yüzden yurttaşlarımız, halklarımız şunu bilsinler, biz birlikte bir değerlendirme süreci içerisindeyiz. Bizim siyaset yapış tarzımız açısından da zaten halktan gizli, halka sorulmadan, tartışılmadan, müzakere edilmeden bir karar almak söz konusu değildir. Herkes kendi kurullarını, kendi mekanizmalarını bu kapsamda şey yapıyor. Biz hep birlikte Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına halkları en güçlü biçimde nasıl taşıyacağız? Bu ilk yüzyılda yaşadığımız acıların bir daha tekrar etmemesinin güvencesini nasıl sağlayacağız tartışmasına odaklanmış durumdayız. Bizim, şunu paylaşayım bakın, bizim esas hedefimiz bu AKP-MHP iktidarına karşı, Cumhur İttifakı denilen faşist bloka karşı 20 yıldır hep birlikte sürdürdüğümüz o mücadeleyi şimdi zafere taşımak. Tamamen buna kilitlenmiş durumdayız, buna odaklanmış durumdayız. Bunun da en doğrusunu hep birlikte bulacağımızı düşünüyorum. Şimdi şunu görmesi lazım. Buradan herkese, sesimizin ulaştığı herkese şunu söyleyelim. Mesele en güçlü olmanın yolunu aramaksa, burada bütün Türkiye'de 87 seçim bölgesinin hepsinde tek bir taktik geliştirmek zorunda değiliz. Yeni bir şey deniyoruz, yeni bir arayış içerisindeyiz. Ve bakın, emin olsun herkes, hem bugün HDP yönetimi, hem ittifaktaki diğer güçler, hem Türkiye İşçi Partisi yönetimi, yapılan araştırmaları, saha çalışmalarını, örgütlerimizden gelen verileri, halkla kurduğumuz temasları hep birer veri olarak önümüze koymuş durumdayız. Ve oturmuşuz, il il çalışma yapıyoruz. Mesela bir örnek olsun diye söyleyeceğim. Mesela Kocaeli bizim açımızdan son derece önemli bir ildir. Ama Kocaeli'nde şunu görüyoruz. HDP geçen seçimde kazandığı bir milletvekilliği var. Ve bunu büyütmek mümkün. Ama örneğin Kocaeli'nde Türkiye İşçi Partisi seçime girdiğinde bunun riske girme. Bakın, kaybedilir demiyorum. Riske girme olasılığı olduğunda bile burada yeni bir düzenleme yapıyoruz. Kocaeli'ne hep beraber gideceğiz. Yeşil Sol Parti'ye oy isteyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi'nin parti olarak seçime gireceği yerler, bir, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın herhangi bir bileşiminde, özellikle de HDP'nin herhangi bir kazanımına zarar vermeyecek titizlikte planlanmaktadır. İki, diyelim ki her iki partinin de seçime gireceği yerlerde de şuna bakıyoruz. Orada HDP'nin elde ettiği kazanım, geri düşme riski var mıdır? Hemen burada Türkiye İşçi Partisi adına biz o ilde, o seçim çevresinde seçime girmeyeceğimizi söylüyoruz. Ama nerelerde seçime giriyoruz? HDP'nin kazanımlarını koruyacağımız, onları güvence altına alacağımız ama bunun üstüne Türkiye İşçi Partisi aracılığıyla yeni bir takım kazanımlar ekleyebileceğimiz illeri ve seçim bölgelerini tayin etmeye çalışıyoruz. Burada da herhangi bir özcü yaklaşım içerisinde olmayacağız. Şunu görelim. Bence önemli olan noktası burası. Şimdi her seçim döneminde AKP-MHP seçim sistemini değiştirerek aslında insanların kafasını karıştırmaya çalışıyor. Bir karmaşa yarattırmaya çalışıyor. Biz bu oyunu bozmalıyız. O yüzden sağda solda konuşulanlardan ziyade partilerimizin yetkili kurullarının yaptığı açıklamalara, partilerimizin değerlendirmelerine biraz daha dikkatle göz atmak, biraz daha dikkatle dinlemek ve yorumlamaya çalışmak gereklidir. Biz halkımızın, halklarımızın nasıl bedeller ödediğini biliyoruz ve bu bedellerin sonucunda elde edilmiş kazanımları göz bebeğimiz gibi korumak konusunda da kararlıyız. Daha ileriye taşımanın arayışı içerisindeyiz. Bunun bilinmesini isterim. Daha ileriye taşımak mümkündür. Biz bunu hep birlikte yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu tartışıyoruz. En sonunda da ne yapacağız? Bütün bu değerlendirme ışığında görebildiğimiz en doğru kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. Herkesin gönlü ferah olsun demiştim. Herkesin gönlü ferah olsun. Biz birbirimizle rakip değiliz. Biz dost, müttefik güçleriz, yoldaşlarız. Biz uzun yıllardır birlikte mücadele ediyoruz. Bundan sonra da bu mücadelenin birlikteliğine hiç kimsenin zarar vereceğine zarar verme ihtimali yok. Kimse buna zarar veremez. Dün açıklamamda da söyledim. Bakın, bizim siyasal kültürümüzde basın üzerinden yoldaşlarımızla tartışmak yoktur. İkincisi, tümüyle haksız, hukuksuz bir biçimde cezaevinde olan
çok kıymetli bir yoldaşımızın yaptığı bir değerlendirmeye de benim basın üzerinden cevap vermem söz konusu bile olamaz. Bizim orada bir tek sorumluluğumuz var. Bir an önce arkadaşlarımızı yeniden özgürlüklerini kazanmalarını sağlamaktır. Bunu yapana kadar o arkadaşlarımızla, Gülten Hanım'la, Selahattin Demirtaş'la, onların nezdinde siyasi tutsakların tümünü kastediyorum, biz bir tartışma yapmayacağız. Bizim oraya karşı bir sorumluluğumuz var. En kısa sürede arkadaşlarımızın o haksız tutsaklıklarının bitirilmesini sağlamamız gerekiyor. Fakat şimdi o açıklamalar tabii kamuoyunda, biz de kamuoyuyla belki de çok açık bugüne kadar ayrıntılı biçimde bu meseleleri paylaşmadığımız için bir takım kaygıların, bir takım merakların doğmasına neden oldu. Ben yaptığım açıklamada da esas olarak buna ilişkin yaklaşımımızı paylaşmaya çalıştım. Yani arkadaşlarımıza cevap olarak değil, kamuoyunda oluşan o algıyı kendi cebimizden değerlendirmeye çalıştım. Şimdi yani tek sosyalist biziz ya da benzeri açıklamalar için. Şimdi ya şöyle bir şey olabilir mi? Yani sosyalistler herhangi bir şeyin özel mülkiyetine karşılar. Dolayısıyla yani bu ülkedeki, bu coğrafyadaki sosyalistleri sadece Türkiye İşçi Partisi temsil ediyor gibi bir yaklaşım olamaz. Bu belki hani o canlı yayın sırasında söylenmiş bir laftır ve asla kendimiz dışındaki sosyalistleri görmemek, kabul etmemek falan gibi bir yaklaşım olamaz. Ama güncelik siyaset içerisinde zaman zaman dilimiz, üslubumuz, tarzımız gereğince belki böyle yanlış yerlere çekilebilecek açıklamalar olur. Ama kastımız asla böyle bir şey olamaz. Türkiye'de hem bugün HDP içerisinde mücadele eden hem ittifak güçlerimiz arasında olan, hatta keşke ittifakımızda olsalar ama değiller dediğimiz başka sosyalist güçler de elbette ki var. Bunların mücadelesine dönük de bir saygısızlığımız falan olamaz. Bu mücadelelerin hepsi bizim mücadelemiz. Biz bu topraklarda Mustafa Supiler'den bu yana devam eden o köklü geleneğin tümünü kendi değerimiz, kendi mücadelemizin bir parçası olarak görüyor ve onlara layık olmaya çalışıyoruz zaten. Öyle tekçi bir anlayış içerisinde asla değiliz. Bunu doğru bulmadığımı da paylaşmış olayım. Ya biz bu seçimlerle beraber Türkiye'nin bu Cumhur İttifakı'ndan, saray rejiminden kurtulmasına odaklanmış durumdayız. Önceliğimiz budur. Bunun hemen yanına yazdığımız şey, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mümkün olan en büyük güçle bu seçimlerden çıkmasıdır. Bütün ittifak güçlerimiz, bütün müttefiklerimiz buna kilitlenmiş durumdalar. Mesela şunu söyleyeyim, şimdi kamuoyunda bir takım tartışmalar yapılıyor. İttifak içerisinde böyle yoğun bir tartışma, yani karşıtlık anlamında bir tartışma yok. Yoğun bir tartışma var, en iyi nasıl yapabiliriz diye bir tartışma bizim içimizdedir. Ve inanıyoruz, toplumda gördüğümüz karşılık da budur. Emek ve Özgürlük İttifakı bir bütün olarak bu seçimlerin gerçekten an itibariyle herkes kabul ettiği anahtar gücüdür. Ama daha önemlisi, Emek ve Özgürlük İttifakı bu sürecin sürpriz güçlerinden bir tanesi olacaktır. Yani beklenmedik bir başarı elde edecektir. Biz aldığımız veriler, alandan aldığımız veriler budur. Artık hani bu görevimizi hiç ihmal etmeden seçime kadar, seçimde en büyük başarıyı almaya tabii ki odaklanacağız. En küçük bir gevşeme olmayacak. Yani son gün, son saate kadar bu ülkede yaşayan herkesi Emek ve Özgürlük İttifakı'nın parçası haline getirmeye, bu mücadeleye dahil etmeye çalışacağız. Ama esas önemli görevimizin seçimlerden sonra başladığını da biliyoruz. Ve seçimlerden sonra yepyeni bir dönemin, işte esas anahtar rolümüzü oynayacağımız dönemin başlayacağı kanaatiyle hareket ediyoruz. Yani Türkiye'de artık barışın konuşulduğu günlerin doğmasını istiyoruz. Cezaevlerindeki binlerce arkadaşımızın tutsaklığına son verildiği günleri görmek, yaşamak istiyoruz. Emekçilerin, gençlerin, kadınların uğradıkları baskıları, Kürt halkının yok sayılmasının, Alevi yurttaşlarımızın yok sayılmasının son bulduğu bir sürecin ilk adımlarını atacak olmanın heyecanıyla bu sürece hazırlanıyoruz. Hepimize düşen çok büyük görevler, çok büyük bir sorumluluklar var. Çok net söyleyeyim, bakın bizim düşmanlarımız var, siyasi düşmanlarımız var. Onlara karşı büyük bir kararlılıkla mücadele edeceğiz. Rakiplerimiz var. Millet İttifakı'nı kastediyorum. Rakiplerimize karşı daha büyük başarılar elde etmeye çalışacağız. Ama esas olan bizim dostlarımız, yoldaşlarımız var. Hep birlikte zafer kazanmaya odaklanacağız. Bakışımız budur. Bunu geliştirmeye çalışacağız. Son derece önemli, bakın 90'lı yıllardan bu yana gittikçe gelişen bir mücadele birliğinin şu anda ulaştığı en ileri aşamadayız. Bunu geliştirerek, güçlendirerek, kalıcılaştırarak geleceğe taşımak istiyoruz. Bu seçimler bunun için bir sıçrama tahtası görevi görecektir.